Yine quyidagi tenglamalarni yechamiz. Bu tenglamalarni qanday yechamiz? Buning uchun quyidagi tenglamalarni yechimlaridan foydalanamiz. Birinchisi. Cosinus x teng mol. Bu tenglamani yechimi. X teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. İkinci tenglama. Cosinus x teng 1. Bu tenglamaning yechimi qanday bo'ladi? X teng 2k pi. K tegishli z. Biz bilamiz kosinusning nollarini topish uchun x ning kosinus nollarini topganmiz, mana bu formuladan topiladi. Kosinus o'zining eng katta qiymatiga 1 ga teng bo'ladi agar x teng 2k pi bo'lsa. Qachon kosinus o'zining eng kichik qiymatiga teng bo'ladi? Ya'ni qachon kosinus x minus 1 ga teng bo'ladi? Bizga ma'lum bu x teng pi qo'shuv 2k pi nuqtalarida. Mana bu sonlarda x ning mana bu qiymatlarida k tegishli z. Mana shu formulalardan foydalanamiz. Mana birinchi tenglamani qaraydik. Cosinus 3x teng 0. Demak bu yerda x ning o'rnida 3x kelyapti. Bu yerda ham x ning o'rniga 3x yozamiz. Bu holda mana birinchi tenglamadan foydalanamiz. Birinchi misolni yechimi. 3x teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Bu yerdan x ni topamiz. 3 ga bo'lib yuboramiz. K butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib, birinchi tenglamaning yechimi mana bu sonlar ekan. İkinci tenglamaga o'tamiz. Bu yerda ikkinchi tenglamang mana bu tenglamaga o'xshaydi. Mana x ning o'rnida bu yerda 2x minus 1 kelyapti. Demak mana bu yerda x ning o'rniga 2x minus 1 yozamiz. Teng o'ng tomonini o'zini yozamiz. Demak, ikkinchi tenglamaning yechimi 2x minus 1 teng 2k pi. 1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. İkiye bölüyoruz. Bir yerde k bütün sayılar toplamı tegishli. Şunu kılıp ikinci tenglamaning yechimi yıldızları mana bu sayılar ekan. Bir yerde k bütün sayılar toplamı tegishli. Üçüncü misal götürüyoruz. Üçüncü misal mana bu üçüncü tenglamaga o'xshaydi. Mana o'ng tomonida minus bir. Minus bir. Fakat bir de x'nin oranı da mana bir ifade kedi yaptı. Ve bir de x'nin oranı gelen biz mana şu ifadeni yazalımız. Demek 2x taksım 5 koşu pi taksım 10 ten mana bir ifade. Pi koşu 2k pi. Pi taksım 10'u oynatamayın götkizalımız. Bu halde 9 pi taksım 10 kaladı bir yerde. 5 ile köpaytırıp varamız. 2 ile böl varamız. Şimdi k tegishli bütün sayılar toplamıya z deyip yazıp koyarız. Şunday qilib biz mana bu tenglamani yechdik. Uning ildizlari mana bu sonlar ekan. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli.